Bir de görmeyenler için ben burada hemen geçen akşam yaptığım ve paylaştığım bir veri vardı. Onu sizlerle göstereyim bu cepheler konusunda. Hatta ders yarım kalmıştı o da hatırlarsanız. Tam kesilmişti. Ya şunu görmenizi isterim ben. Yani bu cepheler ne zaman, nasıl başladı, nasıl bitti tarzında veriler tartışma olabiliyor ya. Bir Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheleri görüyorsunuz. Bakın şu an burada. Bir tarih şeridi kapsamında 1914 Kasım gibi savaşa giren Osmanlı Devleti neredeyse 18'in ortalarına kadar Kafkasya cephesi devam ediyor Osmanlı tarihinde, Osmanlı Devleti'nde. Kanal cephesi iki tane harekat var 1915'in ilk çeyreğinde 1916 ortalarında. Bunlar böyle yaşandı bitti saygısızca modunda olan cepheler. Çanakkale cephesi 1915'i komple kaplayan bir cephe bakın. Hicaz, Yemen başlangıçta gibi farklı veriler var ama böyle işte 1916 gibi başlayan ve savaşın sonuna kadar devam eden cephe. Suriye, Filistin, Kanal cephesinin bir anlamda devamıydı bakın 1917 ilk çeyreğinde başlayıp 30 Ekim 18'e kadar devam ediyor. Irak cephesi ise bakın 1914 Aralık'tan 30 Ekim 18'e kadar devam eden bir cephe. Yani aynen Osmanlı Devleti bir dünya savaşında birden fazla cepheyle savaşıyor. Onu güzel vurgulayan bir çalışma oldu diye düşünüyorum ben bunu. Ve bazen hangi cephe en son kapanan cephe tarzında sorular çıkabiliyor piyasada. Bunun çok doğru olmadığını görüyorsun şu an değil mi? 30 Ekim 1918 ateşkes imzalandığı gün Hicaz Yemen'de, Suriye Filistin'de ve Irak cephesinde çatışmalar devam ediyordu. Bu üç cephe aynı anda Mondros ateşkesle beraber kapanmış olacak değerli kardeşler. Bunu da sizlere paylaşmış olayım dedim. Şimdi Mondros ateşkesiyle yol alacaktık sizlerle birlikte. Evet değerli arkadaşlar. Mondros mütarekesi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildiği Ateşkes Anlaşması 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi. Kardeş, İttifak Devletleri ve Osmanlı Devleti de bunlardan birisi. Malum hatırlıyorsunuz ne olmuştu? Amerika Birleşik Devletleri savaşa girmiş, bir anda dengeler itilafın lehine değişmiş idi. O süreçte Amerika'nın Wilson ilkelerini yayınlamış olması bizlerin savunma gardını bir anlamda düşürmüş ve bizlerin ateşkes istemesini kolaylaştırmıştı. O süreçte ittifak bloğunda hatırlayınız ilk savaştan çekilen Bulgaristan idi. Bulgaristan'ın savaştan çekilmiş olması da bize ekstra bir sıkıntı verecek. Almanya ile Osmanlı Devleti arasında kara bağlantısı kesilecek ve Almanya'dan bize gelen yardım çok zorlaşacak idi. Bunları da düşündüğümüz zaman Osmanlı Devleti açısından da savaştan çekilmek ve ateşkes istemek kaçınılmaz bir son olarak gözüküyor. Bunu fark eden, bizi Dünya Savaşı'na sürüklemiş olan İttihat Terakki Yönetimi Partisi hükümetten istifa edecek ve İttihat Terakki'nin önde gelen liderleri kimdi onlar? Enver Paşa, Cemal Paşa ve Talat Paşa mesela. Ülkeyi terk edecekler. Almanya üzerinden farklı diyarlara gidecekler. Ülkeyi terk edecekler. Savaş sorumlusu olarak gösterilip başlarına kötü bir şey gelmesini istemedikleri için. Kimler ülkeyi terk etmez? Zerre umurunda değil. Ama sen şunu hatırla. İttihat Terakki savaşın son demlerinde mağlubiyete boyun eğerek hükümetten istifa ediyor ve yerine ülkeyi terk ediyorlar. Yerine de Padişah Vahdettin kimi sadrazam yapacak? Ahmet İzzet Paşa. Bu ilginç olabilir. Kulağına bir yere çelinsin bu şekilde çalınsın. Niye ilginç olabilir? Ahmet İzzet Paşa Osmanlı siyasetinde İngiliz yanlısı diye bilinen bir isimdir. Onun liderliğine kurulacak olan bir hükümetin İngilizlerle daha olumlu bir ateşkes yapabileceğine inanıyor Osmanlı siyasi çevresi ve Padişah Vahdettin dahil olmak üzere.
O yüzden İngiliz yanlısı bir ismi Ahmet İzzet Paşa'yı başbakan yapacağız. Ahmet İzzet Paşa da Wilson'a dayanarak itiraf devletlerinden ateşkes talep edecek kardeşim. Bu talep üzerine hatırlar ve bilirsiniz. Çok klasik bir geyiktir. Ege Denizi'nin Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Osmanlı Devleti adına Rauf Orbay Mondros ateşkesini imzalayacak kardeşim. Karşısındaki muhatap takılma. İngiliz Amiral Carthorpe adında bir eleman var. Takılmanı istemiyorum ben buna, tamam, ama Rauf Orbay vallah billah hatırlansın. Zaten şu sağda ekranda görüyorsun bu yakışıklıyı, muhtemelen biliyor ve duydunuz. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nda Amasya genelgesinden itibaren adını bolca duyacağımız, milli mücadeleye değer katan, imza atan kahramanlardan birisi. Kendisi kendi kişisel tarihinde diyelim Hamidiye kahramanı diye anılmakta. Bu yer yer geçmiştir muhtemelen. Hamidiye kahramanı sıfatını nereden almıştır Rauf Orbay? Balkan Harbi'nde. Özellikle 1. Balkan Harbi'nde Ege Denizi'nde o rezil rüsva olduğumuz o Balkan Harbi'nde Hamidiye zırhlısının komutanı olarak Yunan donanmasına karşı bazı önemli başarılar kazanacaktır. Hatta Akıncı Harekatı falan diye geçer. Çok takılmayın. Genel kültür bağlamında paylaşmış olayım. Akıncı Harekatı veya Akın Harekatı diye geçer. 7-7,5 ay boyunca Ege'de ve Akdeniz'e seyri sefer edecek. Yunanlara kök söktürecek. İşte oradan gelen bir sıfat Hamidiye kahramanı. Bu dönemde de Osmanlı Devleti'nin Bahriye Nazırı yani Donanma Bakanı, Donanma Komutanı Rauf Orbay bizim adımıza Mondros Ateşkesi'ni imzalayacak. 30 Ekim 18 vatana memlekete hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kendisi de öyle diyor zaten. Muhtemelen Mondros'a az çok vakıfsın. Konuşacağız şimdi detaylarını. Rauf Orbay ateşkesi imzalayıp İstanbul'a döndüğü zaman gazeteciler falan karşılıyor kendilerini. Hemen sorular morular bilmem ne falan. Rauf Orbay orada bir açıklama yapıyor. Diyor ki Osmanlı Devleti ve Türk milleti için son derece hayırlı bir anlaşmayı imzalamış bulunmaktayım. Osmanlı Devleti ve Türk milleti için son derece hayırlı bir anlaşmayı imzalamış bulunmaktayım. Bakalım ne kadar hayırlı bir anlaşma. Ne diyor Mondros Ateşkesi? Bakın buraya bir kulak ver. Her yiğidin yoğurt yiyişi, Mondros'la ilgili ben basit bir mantık sunacağım. Buna iyi vakıf olursan tek tek madde ezberlemek zorunda kalmazsın. Şöyle ki, Mondros'ta İngiltere'nin iki temel amacı var. Maddeler de zaten bu iki amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. Nedir o amaç? Öncelikle Osmanlı Devleti'nin savunma gardını düşürmek. Savunma imkanını ortadan kaldırmak. Hemen düşüneceksin, şimdi örnek vereceğiz. Bir millet kendini neyle savunur? Bir millet kendini neyle savunur? Alayına Mondros'la el koyacaklar, savunma gardını düşürecekler ve Osmanlı coğrafyasını işgallere açık bir hale getirecekler değerli kardeşlerim. Arkasından da işgalleri açık hale getirilen Osmanlı coğrafyasını iki maddeye dayanarak, 7. ve 24. madde diyeceğiz şimdi, hukuken bir dayanak oluşturup işgal edecekler. Mantığın farkında mısın? Savunma gardını düşür, savunma gücünü yok et, arkasından da işgal et. İngilizlerin temel mantığı bu felsefe üzerine inşa ediliyor Mondros arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Ne demek istiyorsun bu konuda değerli kardeşlerim? Önce birinci mantığı görmek lazım. Osmanlı işgalleri açık hale getirmek. Nasıl olabilir bu? Bakın altını çiziyorum. Bir millet, bir devlet kendini neyle savunur? Alayına el koyacaklar. Neyle savunur? Orduyla. Mondros Ateşkesi diyor ki
Osmanlı ordusu terhis edilecek. Cephelerde bulunan askeri birlikler en yakın itilaf kuvvetlerine teslim edilecek. Bütün silah ve cephane itilaf devletlerine teslim edilecek. Tersaneler, limanlar, deniz araçları, donanma itilaf devletlerine teslim edilecek. Stratejik noktalar, işte boğazlar, Toros tünelleri gibi stratejik noktalar itilaf devletlerinin işgaline terk edilecek. Her türlü haberleşme, muhabere ki telgraftır bu dönemde esas olan haberleşme araçları öncelikle itilaf devletlerinin kontrolüne bırakılacak. Her türlü yeraltı kaynakları öncelikle itilaf devletlerinin kullanımına terk edilecek. Bunun yanında Osmanlı Devleti elindeki tüm esirleri serbest bırakırken itilaf devletleri Türk esirlerini serbest bırakmayacak, tutacak bir müddet daha elinde. Yani ne olur ne olmaz bir direnişe bunlar karışmasınlar diye esirlerimizi dahi serbest bırakmayacaklar. Ateşkes yapılmış olmasına rağmen. Bakın, mantalitenin farkında mısın? Şu an ekranda da görüyorsun kardeşim. Bir millet kendini orduyla, askerle savunur, dağıttık. Askeri silah ve cephane lazım, teslim ettik. Askeri bir yerden bir yere sevk edeceğim. Demir yolları, tüneller, stratejik geçitler terk edildi itilafa. Deniz taşıtları terk edildi itilafa. Askerin haberleşebilmesi lazım, itilafın kontrolüne terk edildi. Allah aşkına ne kaldı lan geriye? Ne kaldı geriye? Bu ortamda bir millet, bir devlet kendini nasıl savunabilir ki gençler? Gözünü seveyim. O yüzden Mondros farkındaysan önce benim savunma gardımı düşürdü. Şimdi bu konuda birkaç yorum da var. Mesela bakın hemen şu haberleşme mevzusu. Haberleşmenin itilaf devletlerinin kontrolüne terk edilmiş olması demek, yaşanacak olan işgallerden halkın haberdar olmasının da önüne geçmek demek. Öyle değil mi? Cep telefonu, TV bilmem ne mevzusu yok malumunuz. Tek haber kaynağı telgraftır. Telgraf hatları da kontrol altına alınınca vatandaşlarımızın işgallerden haberdar olmasının ve dolayısıyla tepki göstermesinin de önüne geçersiniz. Bakın adamlar neyi düşünüyor. Yine bir başka yorum sorusu, Osmanlı Devleti elindeki esirleri bırakıyorsa, itilaf devletleri bu esirleri elindeki Türk esirlerini serbest bırakmıyorsa, bu çok temel bir evrensel kuralın ihlalidir. Nedir o? Ulusların eşitliği. Nedir o tabiri caizse? Karşılıklılık ilkesi. Karşılıklılık ilkesine ve eşitliğe aykırı bir hüküm olacak değerli kardeşlerim. Mondros ateşkesindeki bu hüküm. İşte bakın bu şekilde elimi kolumu bağladılar. O zaman şimdi sıra neye gelecek? Coğrafyanın işgaline, ikinci aşamaya. Osmanlı'yı işgale yönelik yer alan iki tane madde var. Adamlar açıkça 7 gün 24 saat sizi öpeceğiz. 7 gün 24 saat sizi öpeceğiz mesajı verecekler 7. ve 24. maddeyle. Nedir 7. madde? Lanet olsun lan, yok böyle bir madde. Allah aşkına bakın gençler. An itibariyle sayısız bir dünya antlaşma maddeleri gördük, anlaşmalar okuduk, tamam mı? Uluslararası anlaşmalarda açıklık, netlik esastır. Her şeyin belirgin bir şekilde ifade edilmesi lazım. O yüzden yeri gelir bir virgül bile cümle içerisinde saatlerce, günlerce tartışılabilir. Açıkça her şey ortaya koyalım, uygulamada problem çıkmasın diye. Mondros ateşkesi diyor ki 7. maddede, İtiraf devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durum karşısında herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilir. Şimdi problem ne biliyor musunuz?
Bunun normal bir anlaşma sayılması lazım. Güvenliğimizi tehdit eden parantez içerisinde şu 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 durumlar diye sayılması lazım. Herhangi bir stratejik nokta parantez içerisinde şura 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 diye sayılması lazım. Bu yok bakın. Gayet muğlak ve belirsiz bir söylem. Güvenliğimi tehdit eden. Güvenliği tehdit ediyor. Gözün üzerinde kaşın var lan. Kaşının altında gözün var. Güvenliğim tehdit altında. Ben Gölcü işgal edeceğim. Haydi geçmiş olsun. Böyle iğrenç, böyle rezil bir anlaşma ve yaşanacak olan madde işgallerinde temel dayanağı ahan da bu 7. madde olacak. Lanet olsun. Diğer madde, 24. madde, bundan aşağı kalıveren yok. Bundan aşağı kalıveren yok. Vilayeti sitte. Vilayeti sitte. Bu konuda bir kod var ama ne bileyim yani benim kodlarla çok aram yok biliyorsunuz. Çok sevmiyorum ben bunu. Önermiyorum da yani yazdığımıza bakmayın. Gidip de hangisi 6 ilden biri değildir diye bir soru önabetelik bir sorudur. Vilayeti sitte. Arapça, Osmanlı Türkçesinde 6 il demek. Görüyorsun bak o illeri. Doğuda ve Güneydoğu'da yer alan iller, Bestev diye kodlamışız, de Bitlis, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Erzurum'da bir kod var. Bu 6 ilde karışıklık çıkarsa, neden, nasıl, niçin? Karışıklık çıkarsa itilaf edilince işgal edilebilecek. O zaman hemen akla şu soru geliyor. Hocam niye bu 6 il? Niye Kocaeli değil? Niye Sakarya değil? Niye Balıkesir'im değil? Niye bu 6 il? Bu 6 il sözüm ona Ermenilerin yoğun yaşadığı yerlermiş. Ermenilerin nüfusça yoğun yaşadığı yerlermiş. Bu 6 ilde Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan kurmak istiyormuş İngiltere şerefsizler. Sana şunu söyleyeyim bak. Şu yaptığımız bir yorum değil aslında. Bu yorumdan öte bir durumdur. Tarihsel bir bilgidir bu bak. Yorum değildir bu Ermeni devletin mevzusu. Şöyle ki de hele anlaşmanın Osmanlı Türkçesi yazılan metninde bu madde vilayeti sitte 6 il diye geçer ve sayılır o 6 il. Tamam mı? İngilizce metninde nasıl geçiyor bu madde biliyor musunuz? İngilizce metninde. 6 Ermeni ili diye geçiyor. Anlıyor musun bak? İngilizlerin olaya bakışını açıkça ortaya koyan bir tanımlama olacaktır bu. 6 Ermeni ili diyecek İngilizler. Ve bu bölgede bir Ermenistan hayali peşinde koşacaklar maalesef ki. Evet. Vatana memlekete hayırlı olsun. Böyle bir anlaşmayı imzaladık. Ve Rauf Orbay Bon'la anlaşma işi son derece hayırlı bir anlaşma diyor. Hayırlı bir anlaşma diyor. Bu anlaşma için. Rauf Orbay. Ne yani Rauf Orbay şerefsiz mi? Şu an şerefsiz. Biraz sonra birkaç ders sonra şerefli olacak. Şerefli olacak. Bu arada dersi çocuklarıyla takip edenler çocukların kulaktan tıkasınlar. Bu tarz söylemler duymasınlar. Onlar daha küçük kirlenmesin onlar daha şimdiden. Allah'ım yarabbim ya şimdi aklıma geldi. Bak kapatın kulaklarını. Hayret bir şey. Rauf Orbay burada şerefsiz. Birkaç ders sonra şerefli olacak. Hocam o ne? Hocam o ne? Şöyle söyleyeyim ben size bak aç kulağını. Bir mantalite sunacağım ben size burada tamam mı? Bu dönemde İstanbul'da bazı siyasetçiler, Rauf Orbay da bunlardan birisi o günkü şartlarda. İşte Boğaz'a nazır köşklerinde yaşam süren sözde aydınlar, gazetecilerin bir kısmı falan filan tamam mı? Şu mantalitede. İttihat Terakki yanlış yaptı. İttihat Terakki Alman yanlısıydı. Almanya'dan yana tavır belirlemişti. Yanlış yaptı. Belamızı gördük. Bizim tırnak içerisinde tarihi dostumuz, kadim dostumuz İngiltere'dir. Bizim yeniden İngiltere'ye yanaşmamız lazım. İngiltere ne derse? İngiltere ne derse? İngiltere ne derse?
Tamam değilim. O İngiltere, o kadim dost bizler için hayırlı, güzel bir barış anlaşması hazırlayacaktır. O yüzden şu an ne derseler tamam derim, onları kızdırmıyorum. Yemin ediyorum abartmıyorum. Yemin ediyorum abartmıyorum. İstanbul'daki genel hava bu. Hatta bir örnek vereyim ben size. Refik Cevat Olunay diye bir gazeteci yazar var bu dönemde. Milli Mücadele'ye başlamış, Kuvayi Milli'ye başlamış. İşte 19 Mayıs Samsun'a çıkacağız mesela Salı gününe, değil mi? O süreçte Refik Cevat Olunay yazılar yazıyor İstanbul gazetelerinde ve diyor ki: "Ey Anadolu halkı, sorarım size. Son 200 yılda hangi Doğu ulusu İngilizleri mağlup etmiş ki biz mağlup edeceğiz? Kuvayi Milliye'ymiş, Mustafa Kemal'miş, şaşarım ben bunların akıllarına" diyerek tam bir ihanet yazısı kaleme alabiliyor. Nice örnekler var bu şekilde. O yüzden bu dönemde İstanbul'daki ana mantalite bu. Bu mantaliteye Rauf Orbay da sahip. Biraz sonra yaşananları Rauf Orbay görünce büyük bir pişmanlık yaşayacak ve koşa koşa Anadolu'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'nda dahil olacak ilk anlardan itibaren. Mustafa Kemal ile beraber o çekirdek kadroda yer alacak ve o hatasından bir anlamda dönmüş olacak. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Rauf Orbay'a sövmem. Ama damat Ferit Paşa'ya, Sait Molla'ya, Ali Kemal'e, Refik Cevat Ulunay'a ömrü billah söveceğim. Onlar sonuna kadar ihanetin ve yanlışın dibine kadar battılar kardeş. Ama Rauf Orbay hatadan döndü. Anlatabiliyor muyum? İnsan evladı. Yanlış yaparsın, ama yanlıştan dönebiliyorsan başım gözüm üzerine. Mondros'u imzalayarak Rauf Orbay alnına kara bir leke çaldı. Bu leke zaten ona yetti. Hatta şimdi lafı açtı, parantez açayım. Milli Mücadele'de Mustafa Kemal'in yanında efendim mesela Kurtuluş Savaşı'nı yapıyorlar. Allah razı olsun. Lozan'a varacağız. Lozan konferansı gündeme gelince Rauf Orbay hemen kulise başlıyor. Mustafa Kemal'le falan görüşüyor. Paşam diyor, Lozan'a beni göndermelisin. Ben gitmeliyim Lozan'a. Hayırdır la diyor Rauf, hayırdır. Ya paşam diyor, Mondros'u imzalamış olmanın alnıma çaldı o kara lekeden, ben Lozan'la ancak kurtulabilirim diyerek Lozan'a gitmek isteyecek. Ama Mustafa Kemal Rauf Orbay'ın, ne diyorsunuz siz gençler, background mı, o arka planında yer alan Mondros rezilliği nedeniyle güvenemeyecek Rauf Orbay'a. Rauf Orbay yerine biliyorsunuz kimi gönderecek? İsmet İnönü'yü gönderecek. İşte buradan da Mustafa Kemal ile Rauf Orbay'ın yolları ayrılacak. Rauf Orbay Cumhuriyet yıllarında Mustafa Kemal'e muhalif olacak. Buradan bir küskünlük, kırgınlık nedeniyle kardeşim. Ne yapayım ben Mustafa Kemal olsam, ben de göndermem. Kusura bakma Rauf'cum. Böyle bir Mondros'a imza atmış olmak senin diplomasiyle ilgili bir sıkıntı yaşadığının, yetersiz olduğunun göstergesi kardeş. Ne diyeyim yani? Kapadım paranteziyi. Evet canlar, bu Mondros'a baktığım zaman Osmanlı için tam bir rezalet farkındaysam, Osmanlı'nın egemenliğini ayaklar altına alan, Osmanlı'nın söz söyleme hakkını, gücünü, yetkisini elinden alan ve o bağlamda Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiği bir anlaşma diye kabul ediyoruz kardeşim. Mondros Ateşkesi'ni Osmanlı'nın fiilen sona erdiği anlaşma diyeceğiz. Şimdi bu anlaşma nasıl uygulandı? Hemen bakın, şu haritaya bakmanızı isteyeceğim canım. Evet. Ya şu harita falan geldiği zaman ben buralarda geriliyorum biraz, tamam. Biraz geriliyorum böyle, yani ne diyeyim şimdi, yani Kurtuluş Savaşı hakkında lan konuşanlar, İşte Mustafa Kemal ne yaptı ki tarzda saçma sapan söylemlerde bulunanlar, Kurtuluş Savaşı'mızı yok saymaya çalışanlar, Kurtuluş Savaşı'nı bir tiyatroya benzeten geri zekalara kapak olsun bu harita kardeşim. Dedene nenene sor. Onlar duymuştur belki babalarından, annelerinden yaşananları. Ben Balıkesirliyim, ben rahmetli dedemden, nenemden bizzat duydum. Yengeniz Uşaklı, ne dede nenele muhabbet yapılır hatta Uşak bölgesinde. Yunan geldi şöyle oldu, Yunan geldi böyle böyle oldu. Egelilere bir sorun.
Karadeniz'de bir sorun, Antep'e, Maraş'a, Urfa'ya bir sorun yahu. O işgalleri anlatsınlar sizlere. Bir kulak verin onlara. Ne demek ne oldu, ne yaptık? Hangi yüzle, hangi sıfatlı Kurtuluş Savaşı yok saymaya kalkarsın ki? Buyurun ya, yaşananlar karşınızda. Peyderpey, 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkesi'ne binaen yaşanan işgaller. Yaşanan işgaller karşında gözüne gözüne girsin değerli kardeşim. Şu kırmızı mı mor mu ne hassa İngilizler tarafından işgal edilen coğrafya, Irak bölgesi, Musul bölgesi bakın. Şu lila mı ne renkse bu? Güneydoğu Anadolu, Antep, Maraş, Urfa bölgeleri Fransızlar tarafından. Aha şu gördüğün yeşil coğrafya İtalyanlar tarafından. Pembe renkler bak görüyorsun Yunanlar tarafı işgal edilmiş. Ermeniler doğuda, Gürcüler Artvin bölgesinde. Onun dışında bakın belli başlı bazı stratejik şehirler, Zonguldak'ta işte Fransızlar var, Samsun'da, Mersin'de, Eskişehir, Kütahya'da İngilizler var, Afyon birkaç defa el değiştirmiş, Allah belanızı vermeye. Kurtuluş Savaşı'nı düşün yahu. Yunan, Sakarya, Sakarya'ya kadar geliyor kardeşim. Sakarya, Sakarya Savaşı nerede yapılıyor? Göstereyim ben sana haritada, bak bak. Göstereyim ben sana haritada. Sakarya Irmağı, Sakarya Irmağı. Aha böyle. Yok lan. Coğrafya fakir olmayın. Ne işi var Sakarya Irmağı'nın orada? Adapazarı burada. Böyle gelen kolları molları falan filan var değil mi? Tam şu bölgede yapılan bir Sakarya Savaşı. Ankara önlerine kadar gelen Yunan'dan bahsediyorsun. Yunan'ın ne işi var lan Ankara önlerinde? Piknik yapmaya mı geldiler? Fransız ne işi var burada? İtalya ne işi var burada? Allah aşkına gözünü seveyim ya. Biraz makul olmak lazım. Biraz mantıklı olmak lazım. Kendi Kurtuluş Savaşı'nda hor gören, kendi Kurtuluş Savaşı'nda hakir gören başka bir ulus daha yok bu dünyada yahu. Başka bir ulus daha yok bu dünyada. Yapmayın, eylemeyin. Güzelce okuyun, kurcalayın. Mantığınızı kullanın. Herkes bir şey söylüyor. Ama mantığınızı kullanın. Şu harita üfürükten teyare bir harita değildir. Yaşananları işgallere gösteren bir haritadır kardeşim. Ona göre gardını al. Bu süreçte kardeş, dikkat. Mondros Ateşkesi'nden sonra ilk işgal edilen yer Musul. Soru köküne dikkat et. Mondros'tan sonra ilk işgal edilen yer Musul. Mondros'tan sonra Anadolu'da ilk işgal edilen yer ise Antakya'dır. Antakya'dır, Hatay'dır. Burada dört yoldur. Hatta bu dört yolda da Fransızlara karşı Kara Mehmet, Mehmet Çavuş liderliğinde ufak çaplı bir direniş de yaşanacak ki Kurtuluş Savaşı'ndaki ilk direniş diye kabul ediliyor. Dört yolda Mehmet Çavuş'un yaptığı direniş. Soru köküne. Mondros'tan sonra ilk işgal Musul. Mondros'tan sonra Anadolu'da ilk işgal Hatay dört yol değerli kardeşler. Vurguya dikkat etmeni önerdim. Bak hele Antep, Maraş, Urfa önce İngilizler tarafından işgal edilmişti. 1919'un sonlarına doğru kendi aralarında yaptığı bir anlaşmayla bu üç şehir Fransızlara terk edecek. İngilizler tarafından bir şanlı mücadele, Antep direnişi, Maraş, Urfa direnişi yaşanacak. Güney cephesinde konuşacağız değerli kardeşler. 30 Ekim 1918'de bu Mondros Ateşkesi imzalandı. Sadece iki hafta sonra. 1915 yılında Çanakkale geçilmez diye def ettiğimiz o İngiliz donanması, o İtilaf donanması Çanakkale Boğazı'ndan nispet yaparcasına salına salına geçecek. 13 Kasım 1918'de payitahtı, başkentimi fiilen işgal edecekler. Benim başkentimi işgal ediyorlar ve ben buna karşı bir Kurtuluş Savaşı yapıyorum. Oradan birileri çıkıp bıdı bıdı yapıyor kardeşim. Böyle bir dünya olmaz. Başkentim 13 Kasım 18'de işgal altında. Ve aynı gün tarihsel bir tevafuk, tarihsel bir tesadüf. Mustafa Kemal'i konuşurken oradan alacağız zaten. Mustafa Kemal de aynı gün İstanbul'a geliyor. 13 Kasım günü.
Adana'dan çıkacak, İstanbul'a gelecek, Haydarpaşa'da trenden inecek ve şöyle bir boğaza baktığında o işgal donanmasını görecek. Allah aşkına. Bir canlandır zihinde şöyle yahu. Sen ki Anafartalar kahramanısın, Çanakkale'nin kaderini değiştiren isimlerden birisisin. Payitahtın işgalini bu bağlamda engelleyenlerden birisin. Bir dünya cephede oradan oraya koşturup vatan için savaşan bir komutansın, bir generalsin. Geliyorsun başkentine, karşında bir işgal donanması. O ruh halini düşünebiliyor musun? Hayal edebiliyor musun? O moral bozukluğunu, o ümitsizliği, o yılgınlığı, o bezginliği. Ama buna rağmen Mustafa Kemal'in ağzından ne dökülüyor yanındaki yaverine Cevat Abbas'a? Geldikleri gibi giderler diyor. Bakın bu çok önemli bir söz. Bu çok önemli bir söz. Gençler, payitahtın işgal altında olduğu, Osmanlı Devleti'nin Mondros'la birlikte kayıtsız şartsız teslim olduğu, orduların dağıtıldığı bir ortamda bir generalin geldikleri gibi giderler sözü çok önemlidir. Bunu Mustafa Kemal demiyor sadece. Bu felsefe Karabekir'de sahip, Ali Fuat Paşa'da sahip, Refet Bele'de, Fevri Çakmak'ta canlar. Niye? Niye biliyor musun? Bu generaller, bu askerler ömrü boyunca cepheden cepheye koşturan insanlar. İstanbul'daki entel dantel züppeler gibi halktan kopuk, insanından kopuk, Mehmetçik'ten kopuk, İşte köşkümde, sarayımda öyle zevki sefaşesi yaşayan insanlar değil. Bunlar cephe cephe koşturan, halkla iç içe olan ve o cephede, o siperlerde bugün generallere de bakıp aldanma, bugün generaline de bakıp aldanma. Bu generaller, bu komutanlar, bu subaylar o siperlerde Mehmetçik'le kumanyasını paylaşan insanlar. Yani Mehmetçiğin şahsında bu milleti yakinen tanıyan insanlar, yani bu milletin ne olursa olsun esarete boyun eğmeyeceğini bilen insanlar. İşte bu bilinç, bu inanç Mustafa Kemal'e geldikleri gibi giderler dedirtecek ve elhamdülillah da o şekilde olacak. Kurtuluş Savaşı'mıza beraber def edeceğiz o şerefsizleri kardeşim. Bu da bir felsefedir, bu da bir mantalitedir. O yüzden bundan sonra Anadolu dediğimiz zaman, Mustafa Kemal dediğimiz zaman ya istiklal ya ölüm anlayışıyla her şeyi göze alarak savaşan bir irade aklınıza gelecek. İstanbul dediğimiz zaman ise geleceğini İngilizlere bağlamış olan, İngilizlere yalakalık yapan bir zihniyet aklınıza gelecek. Bu gözle değerlendirin Kurtuluş Savaşı günlerimizi değerli kardeşler. Son bir şey söyleyeceğim ben size. İlk ders bitiyor, 2 dakika kaldı zaten. Tüm bu işgaller yaşanırken bakın, tüm bu işgaller yaşanırken İstanbul hükümeti, Osmanlı hükümeti ne yapıyor biliyor musunuz? Bu işgaller yaşandıkça haberler geliyor, katliamlar, zulümler, bilmem neler falan hemen toplanıyor o gün İstanbul hükümeti. İşte atıyorum Adana'nın işgalinden dolayı sizi şiddetle ve eseflə kınıyoruz. İzmir işgalinden dolayı kınıyoruz. Samsun işgalinden dolayı lan kınıyor, lan kınıyor. Bunu niye hükümet sadece? Memleket bilfiil işgal altında, zulümler yaşanıyor, katliamlar yaşanıyor. Hükümet sadece ve sadece kınıyor. Gereğini yapamıyor. Bağımsızlığı koruyamıyor. İşgallere dur diyemiyor. O nedenle devlet olma görevini yerine getiremediği için halk kendi geleceğine el koyacak. Nasıl yapacak bunu? Önce cemiyetler. Önce cemiyetler, milli cemiyetler kuracağız. Arkasından Kuvayi Milliye'yle silahlı direniş başlayacak. Arkasından da Mustafa Kemal liderliğinde Kurtuluş Savaşı. Bu sürece dikkat. Önce milli cemiyetler. Mondros'a ilk tepki milli cemiyetler kardeş. Sonra Kuvayi Milliye silahlı direniş, arkasından da Mustafa Kemal'le Kurtuluş Savaşı başlayacak değerli kardeşler. Bu ders Mondros dersimiz oldu. Son saniyeler canlar.